Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere burçlarınız için film önereceğim. Şahsen ben burçlara böyle çok inanan bir insan değilim. Yani en azından bütün hayatımı burçlara göre planlamıyorum. Ancak bakması çok eğlenceli. Sebebi zarar olduğunu da düşünmüyorum. Evet, bugün sizlere burçlarınıza göre filmler önereceğim. Zaten 12 tane burç var. Çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet, öncelikle Koç burcu var. Koç burçları zeki, kendine güvenen ve hırslı insanlar. Aynı zamanda yaptıkları her işte iddialıdırlar ve düşüncelerini ifade etmekten de çekinmeyen insanlar. Bu yüzden Koç burcuna önereceğim film The Princess Bride. The Princess Bride şöyle başlıyor, şunu anlatıyor. Bir tane dede torununa bir masal okuyor. Bu masalı izliyoruz aslında. Prenses Buttercup'la Wesley'nin aşk hikayesini anlatıyor aslında ve bu Koç burcunu düşündüğüm zaman aklıma ilk gelen karakterlerden biri Wesley oldu. Prenses Buttercup'la Wesley aşıklar birbirlerine ama önlerinde bir sürü engel var. Tatlı bir beyaz atlı prens hikayesi, 1987 yapımı sanırım. Bence Koç burçlarının kesinlikle izlemesi gereken bir film. Bundan sonra da Boğa burcu var. Boğa burcu inatçı insanlar. Sabırlıdırlar, güvenilirdirler ama gerçekten çok inatçı insanlar. İlgi duydukları şeyleri tutkuyla bağlanan ve hiç bırakmayan insanlar ve güzelliği çok seven insanlar. Bu yüzden Boğa burcunu önereceğim film Clueless oldu. Şahsen bu filmi düşündüğüm zaman aklıma ilk gelen kişiden Cher Horowitz ana karakterimiz ve Cher Horowitz bence tamamen bir boğa burcu. Film şunu anlatıyor. Beverly Hills'deyiz, Los Angeles'ta ve bu bayağı zenginlerin olduğu bir mahalledeki bir lisedeyiz. Cher de bu liseye gidiyor. Okullarına yeni bir öğrenci transfer oluyor, Ty diye ve Cher kendine görev ediniyor. Ty'ı asosyallikten sosyal bir kelebeğe dönüştüreceğim gibi bir görev ediniyor kendine. Aynı zamanda genç Paul Rudd var ki yani adam şöyle, Paul Rudd bu ne zaman çekilmişti? 1995 galiba. Adam bir gram değişmemiş yani. Adam hala aynı yaşta duruyor. Clueless'ı kesinlikle boğa burçlarını öneririm. Çünkü Cher'de kendilerini göreceklerine inanıyorum. Neyse, şimdi İkizlere geçelim. İkizler çok uyumlu bir burç. Her şeyi çabuk kavrayabilen, yeniliklere açık bir burç. Ama aynı zamanda bu değişken olduklarını da gösteriyor. Bu bazen onların işine yararken bazen de onları daha kötü olaylara sevk edebiliyor. O yüzden ikizler için önereceğim film 2019'un Parazit'i. Parazit'i ben bu kanalda birçok kez açıkladım. Parazit bir tane aileyi konu alıyor Kore'deki. Bu aile inanılmaz fakir bir aile. Gerçekten çöplük içerisinde yaşıyorlar neredeyse. Ve bir şekilde Güney Kore'nin en zengin ailelerinden birinin yanında işe başlıyor hepsi. Ve yani o zengin ailenin içerisinde bir şekilde parazit gibi sızıyorlar. Bu aile, fakir olan aile. İkizler kötü anlamda değil ama iki yüzü olabilen insanlar bence. O yüzden hani bu aileye benziyor birazcık. Yani kötü anlamda demek istemedim ikizler, özür dilerim. Ve sırada Yengeç burcu var. Yengeç burcu burçlar arasından en duygusal, en hassas olan burç diye biliniyor. Ama bunun dışında nazik ve merhametli insanlar olarak da biliniyor aynı zamanda. Güvence altında olmayı çok seviyorlar. Risk almayı seven insanlar değiller. Ama aynı zamanda da içerisinde bir özgür ruh da vardır. Çünkü çocuk ruhlu insanlar. Ve Yengeç burcuna önereceğim film de The Fundamentals of Caring diye bir film. Netflix'te var sanırım. Kaldırmadılarsa hala olması lazım. Ana karakterimiz Paul Rudd. Ben diye bir adam ve ben parasızlıktan ötürü hasta bakıcı olmaya karar veriyor. Hasta bakıcılık yaptığı çocuğun ismi de Trevor. Trevor tedavisi olmayan bir şekilde bir felç oluyordu sanırım tekerlekli sandalyede. Ve bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu bence yengeç burçlarının hem kendilerini görebileceği hem de aynı zamanda filmden ders çıkartabilecekleri bir film. Paul Rudd'ın oynadığı karakter hem Trevor yani ana karakter hem de bir ara Selena Gomez falan geliyor filme. Selena Gomez bence tamamen üçü yengeç burçlarının farklı yönlerini gösteriyor. O yüzden tam bir yengeç burcu filmi bu. Sırada aslan burcu var. Aslan burçları hayata karşı hep pozitif olan insanlar bence ve yaptıkları her işe eğlence katmaya çalışan insanlar. Ciddiyete çok gelemezler ancak aynı zamanda da otorite sahibi olmayı ve doğal lider olmayı seven insanlar. Bu nedenle aslan burcuna önereceğim film 13 Going on 30 diye bir film. Bu film Jenna'yı konuya ediniyor. Jenna 13. yaş doğum günündeyiz ve arkadaşının ona hediye ettiği bir bebek evle beraber bir şekilde kendini 30. yaşında buluyor. 30 yaşında ve bir işe sahip olan bir genç kadın olarak buluyor kendini ama aslında normalde 13 yaşında içerisinde. Özellikle hayata karşı pozitif olan tutumlarıyla ve yaptıkları her işe eğlence katmalarıyla tam bir Jenna aslında tüm aslan burçları. Sırada Başak burçları var. Başak burçları çok analitik insanlar, mükemmelliyetçiler, titizler. İki tanesiyle yaşıyorum evde o yüzden
Başak burçları çok mükemmelliyetçi olabiliyorlar bazen. O yüzden onlara önereceğim film Damien Chazelle'den Whiplash. Whiplash genç bir müzisyenin öyküsünü anlatıyor. Andrew diye bir adamı takip ediyoruz. Andrew bir tane konservatuvarda öğrenci, üniversite öğrencisi ve tabii ki de iyi bir baterist olmak istiyor. O nedenle de en zor öğretmenlerden birinin dersine girmeye başlıyor. O da Terence Fletcher'ın dersi. Çok yorucu bir film ve mükemmelliyetçi olmanın insanı ne kadar zorladığını gösteren bir film bence, kanıtlayan bir film en azından. Hem öğrenci hem öğretmen mükemmelliyetçi olunca nasıl insanın psikolojisinin bozulduğunu gösteriyor film. Bence çok başarılı bir film o yüzden. Şimdi terazi burcuna geçelim. Teraziler hassas ve duygusal insanlar. Bu yönden birazcık yengeç burcuna benziyorlar hatta. Hatta empati güçleri de çok çok yüksek olan insanlar. Gerçekten hani iletişim kurmasalar bile milletin duygusunu anlayabilen insanlar. Terazi gibi tarafsızdırlar. Aynı zamanda da uyumludurlar. O yüzden bu burcu önereceğim filmde 2001 yapımı Moulin Rouge. Moulin Rouge şunu anlatıyor. Christian diye bir adamı takip ediyoruz. Evan McGregor oynuyor. İngiliz bir şair. Bir şekilde Paris'e geliyor ve Moulin Rouge gece kulübünün önündeki bir evde kalmaya başlıyor. 20. yüzyıl Paris'inde Moulin Rouge diye çok ünlü bir gece kulübü var ve Christian Moulin Rouge'daki en önemli baş dansçıya aşık oluyor. Satin diye bir kadın. Aynı zamanda film müzikal. Videoyu çekerken söylemeyi unutmuşum ama ben bu filmi terazilere önermemin sebebi Christian'ı terazi burcu olarak görmem. Hani o yüzden teraziye bu filmi önerdim. Neyse şimdi bir sonraki burca geçelim. Sırada akrep burcu var. Akrep burçları çok sezgisel olmalarına rağmen duygularını dışarıya çok belli etmeyen insanlar. Cazibeli olmaları en azından akrep kadınları için çok büyük bir özellik. Kararlıdırlar ama aynı zamanda kıskanç ve kindar olabilirler. O nedenle akrep burcuna önereceğim film Gone Girl. Gone Girl şunu anlatıyor. Bir tane evli çift var ve bu evli çift Nick ve Amy. Amy bir anda kayboluyor ve Nick de bir anda sorumlu tutuluyor. Amy'nin kaybolmasının nedeni sensin deniyor Nick'e. Başrollerinde Ben Affleck ve Rose Rosamund Pike oynuyor. Çok fazla bilgi de vermek istemiyorum çünkü bir sürü plot twist'in olduğu bir film. Akrep burçlarının özellikle Amy karakterinde kendilerini görebileceklerini düşünüyorum. Kötü bir şey değil. Bence Amy sinema tarihindeki en güçlü kadınlardan biri. O yüzden çok seveceğinizi düşünüyorum. Ve sırada benim burcum var. Yay burcu. Yay burcunun özellikleri hayata karşı pozitif bir bakış açısı içerisinde olmaları, özgürlüğüne düşkün olmaları, keyifli olmaları, açık zihinli olmaları, sorumsuzluk ve sabırsızlık da var Yay burcunun özellikleri içerisinde. O nedenle kendi burç ikizlerime önereceğim film Ferris Bueller's Day Off diye bir film. Ferris Bueller's Day Off şunu anlatıyor. Lise öğrencisi Ferris bir gün okula gitmek istemiyor. Güzel bir bahar günü arkadaşlarının da okuldan kaçırarak Chicago'da bir gün okulu kırıyorlar. Olay bu aslında. 80'lerde John Hughes biliyorsunuzdur belki. Hani gençlik filmlerinin kralı olarak bilinen adamın çok çok sevdiğim bir filmi ve Ferris'i de çok seviyorum. Bu filmi de çok seviyorum. O yüzden yay burçlarını da seveceğini düşünüyorum. Çok komik ve içerisinden çok güzel dersler çıkartabileceğiniz bir film bence. Hani ben Ferris'in monologlarını ezbere falan biliyorum. Sırada oğlak burçları var. Oğlak burçları hedefe odaklı burçlar. Yani oğlaklar bir şeye hedef koydukları zaman gözleri başka hiçbir şeyi görmez. O hedefe ulaşmaları gerekir. Bununla beraber aynı zamanda espritüellerdir, komiklerdir. O nedenle oğlak burcunu önereceğim film Scott Pilgrim vs. The World diye bir film. Scott Pilgrim şunu anlatıyor. Ana karakterimiz var. İsmini tahmin edin. Scott Pilgrim. Scott Ramona diye bir kıza aşık oluyor. Ve Scott'ın Ramona ile beraber olabilmesi için Ramona'nın tüm eski sevgililerini bir video oyunu gibisinden bir kavgada yenmesi gerekiyor. Video oyunlarını filme dönüştür dediğin zaman aklıma ilk Scott Pilgrim geliyor. Yani mükemmel bir film o konuda ve inanılmaz da komik bir film aynı zamanda ve benim 5 üzerinden 5 verdiğim filmlerden biri. O yüzden kesinlikle izlemenizi öneririm. Bu film de çok güzel. Evet, sırada Kova burcu var. Kova burçlarının en belirgin özellikleri güçlü iletişim yetenekleri. Bayağı sosyal insanlar. Ama aynı zamanda bu özellikleri tartışmaya çok fazla açık olduklarını da gösteriyor. Gerçekten tartışmayı seven insanlar. Bağımsızlar. Bu nedenle Kova burcuna önereceğim film Beautiful Boy. Beautiful Boy, David ve onun oğlu Nick'in ilişkisini anlatıyor. Nick bir şekilde uyuşturucu bağımlısı oluyor. Tabii onun David'in de onunla ilişkisi enteresan bir yola gidiyor. David oğlunu iyileştirmeye, bağımlılığını bırakmasında yardımcı olmaya çalışıyor. Nick tam bir bence Kova burcu. Sosyal bir insan ve tartışmaya da çok meraklı bir insan. Timothée Chalamet de, Steve Carell de mükemmel oynamış. Hani o yüzden eğer Kova burcu değilseniz gidin sırf onların oyunculuğu için bile izleyin. Ve son olarak Balık burcu. Balık burçları utangaç olarak
bilinen burçlar ve balık burçları aynı zamanda sosyal ortamları garipseyebilen bir burç. Çekingenlik, kararsızlık balık burcunun özellikleri arasına giriyor. Bu nedenle balık burçlarını önereceğim film The Edge of Seventeen. The Edge of Seventeen 17 yaşındaki Nadine'in hayatını konu alıyor. Nadine'in en yakın arkadaşı Nadine'in abisiyle sevgili oluyor ve Nadine bunu pek iyi karşılamıyor. İki yakın arkadaşın birbirlerine uzaklaşmalarını ve lisedeki zorluklarını izliyoruz. Şu an çok iyi anlatmamış olabilirim filmi ama gerçekten çok çok güzel bir film. Evet, bugünlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu filmleri izleyip kendi düşüncelerinizi belirleyin. Burcunuza göre olan filmi izlemenize gerek yok. Ben buradaki bütün filmleri çok çok seviyorum. O yüzden izleyip kendi görüşlerinizi oluşturun. Şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenmeme butonuna basmayı unutmayın. Her hafta yeni video paylaşıyorum. O yüzden abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.